Evet değerli uygulamaakademisi.com takipçileri, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle yenilenen Neveda eklenti mağazasına bakacağız. Şimdi bu videoya kadar bakayım Neveda favori klasör eklentisini çektim. Neveda erişilebilir ajanda eklentisini çektim. Ya şimdi bilmeyenler diyordur ya bu adam ne diyor? Hani Neveda eklenti mağazasından gidin indirin diyor da ben bu mağazayı bilmiyorum diyenler varsa aramızda. Neveda'nın son sürümünde artık eklenti mağazası var. Öncekinde hatırlıyorsanız işte eklentileri yönet diye bir sekme vardı. Bu sekme komple değişti ve çok güzel bir şekilde yeniden dizayn edildi. Şimdi sizlerle bu mağaza yani bu yeni arayüz işte eklenti arayüzü bize neler getiriyor? Sizlerle kısaca buna bakacağız. Şimdi aynı şekilde Neveda menüsü NVDA menü. tercihler Tercih araçlar alt. araçlardan Logos konuş player görüntüle eklenti mağazası. eklenti mağazasına gidiyoruz. Eklenti mağazası, yüklü eklentiler, tümü, iletişim kutusu ve dompacker. Kurul. Burada ilk ana sayfa, yani karşımıza çıkan ana sayfa yüklü eklentilerin olduğu ana sayfa. Aşağı yukarı yön tuşlarıyla Application detail, cri kurulu sür, erişilebilir ajanda. istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Mesela Extended inamp. bu eklentiyi kaldırmak mı istiyorsunuz? Eskiden eklentileri yönette DRT mi yapıyorduk ya? DRT yapınca değil de işte tab'la gidip kaldırı buluyorduk ya da Alt K miydi, Alt D miydi? Öyle bir kısa yolu vardı. Şu an hatırlayamayacağım. Ezbere konuşuyorum çünkü burayı. O şekilde bir yöntemle kaldırıyorduk. Şimdi burada bir kere tab yapıyorum. Açıklama, yazı alanı sağ tokunu çok satırlı bu eklenti. NVDA ile gelen Winamp plugin'inin geliştirilmiş bir versiyonudur. Açıklamayı görüyoruz burada. Eylemler düğmesi altı. Burada eylemler var. Eylemlere bastığımız zaman ister Enter, ister Bağlan menü. boşluk fark etmiyor. Devre dışı bırak de. Devre dışı bırakabiliyoruz. Kaldır. Kaldırabiliyoruz. Yardıma. Yardım sayfasına gidebiliyoruz. Ana sayfa. Ana sayfa yani eklentinin kitap sayfasına gidiyoruz. Devre dışı bırak de. Buradan da en başa geri döndü. Escape yapıyorum şimdi buradan. Kaldır. Tekrar tab yapıyorum. Diğer ayrıntılar. Yazı alanı sağ tokunu çok satırlı altta yazar. Loje katıcı, loje katıcı. Burada diğer ayrıntılar var. Dış kaynaktan kur düğmesi al. Dış kaynaktan kur. Elinizde farklı bir eklenti varsa ama mağazada yoksa, şimdi o bölümü de göreceğiz. Addon uzantısı, yani Neveda addon uzantılı eklentileri buradan Eklenti paketi dosyasını seçin iletişim kutu. Dosya seç deyip dışarıdan da eklenti kurabiliyoruz. Eklenti Şimdi kapat düğmesi. burada da kapat var zaten. Kontrol sekmesi. Yüklü eklentiler sekme sayfası seçili. Evet, sekmelere geldik şimdi. Orayı göreceğiz ama ondan önce Kanal seçim kutusu tümü kapalı altke. aslında bu kanal ismi niye böyle oldu ben anlamadım. Kararlı. Kararlı, Beta. beta, Geliştirici. geliştirici, Dış. dış kaynak. Aslında eklenti tipi olabilirdi burası. Yani neden burayı kanal yaptılar ben hala onu anlamış değilim. Ox Studio panosu sürükleniyor. Ox 29 kontrol. Ox Yanlışla çıktım. NVDA araçlar Logos. Eklenti mağaz. Şimdi Arama yazı alanı alt boş. burada arama yapabiliyoruz. Şu an Shift Tab'la geri döndüm. Etkin devre dışı seçim kutusu tümü kapalı. Burada da etkin devre dışı eklentileri filtreleyebiliyoruz. Yani mesela işte etkin 10 tane eklentimiz var. Devre dışı 5 tane eklentimiz var. Sadece o devre dışı olan eklentileri görmek istiyorsanız Etkin. buradan Devre dışı. aşağı yukarı yön tuşlarıyla bu filtreyi Etkin. Tümü. ayarlayabiliyorsunuz. Zaten bu tümü de kalıyor. Kanal. Seçim kutusu tümü kapalı al. Az önceki yer işte kanal dedik ya. Kararlı. Tümü. İşte tümü kararlı, beta geliştirilmiş vesaire. Şimdi burayı Kontrol sekmesi. Yüklü eklenti. isterseniz buraya gelip sağ sol yön tuşlarıyla da gezinebilirsiniz. Ya da kontrol tab'la da gezinebilirsiniz. Ben Güncellenebilir eklentiler sekme. sağ tıkla gezeceğim. Şimdi burada da güncellenebilir eklentiler var. Ya bu sekme var. Burada Neveda'da güncellenmeyi bekleyen eklentileri de görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi tab yapıyorum tekrar. Kanal seçim kutusu kararlı kapalı. Bu zaten hep burada kalıyor bu kanal bölümü. Uyumsuz eklentiler. Bir de Kanal uyumsuz eklentileri göster onay kutusu işaret. şöyle bir şey var. Tabii bunun ayrı bir sekmesi de var ama burada uyumsuz eklentileri gösteri de işaretleyebiliyoruz. Arama yazı alanı alt boş. Yeni arama bölümü var. Güncellenebilen eklentiler liste. Application Dictionary kurulu sürüm 2022 3 26 mevcut sürüm 2023.03 kanal kararlı yayıncı Rui Fontes durum güncelleme mevcut 1/7. Evet arkadaşlar, ellerinizden öper. 1, Genişletilmiş Winamp desteği. 2, İfadeler. Kurulu. Kontrol. 3, Ses ayırıcı. 4, Sistek list. Kur. 5, Uzaktan destek.
Evet, 6 tane, 7 tane eklentim var. Güncellenmeyi bekliyor. Açıklama, yazı alanı, eylemler düğmesi altı. Bağlan menü. Güncellege. Evet, eylemlerde bu sefer güncelle Devre var. dışı bırak ve. Devre dışı bırak. Ana sayfa. Ana sayfa. Lisansi. Lisans. Kaynak kodu ke. Kaynak kodu. Güncellege. Güncelle. Burada kaldır yok. Çünkü güncellenen eklentilerin olduğu sayfadayız. Ve ondan dolayı da burada kaldır seçeneği maalesef gözükmüyor. Eklenti, diğer ayrıntılar, yazı. Diğer ayrıntılar zaten aynı muhabbet. İşte yazarı falan görebiliyoruz buradan. Dış kaynaktan kur düğmesi. Dış kaynaktan kur. Bu aynı zaten az önce bahsettim. Kapat kontrol sekmesi. Şimdi güncellenebilen eklentiler sayfasındaydık. Burada da Mağazadaki eklentiler sek. mağazadaki eklentiler işte hani az önce dedim ya işte iki videodan beri hatta üç videodan beri söylüyorum ben bunu. İşte Nevada'nın son sürümü olanlar işte gitsin mağazadan indirsin. İşte olmayanlar da işte açıklama bölümüne koyduğum linkten alsın muhabbeti yapıyoruz habire. İki videodur, üç videodur. Şimdi. Kanal, uyumsuz, arama, mevcut eklentiler, ürün adını ve sürümünü söyle, mevcut sürüm, 2023, uzaktan destek, Gördüğümüz gibi. on-bit application, access 8 matif, Burada eklentiler var. akışları oku, mevcut sürüm, altın inleç, mevcut sürüm, Android Studio Enhancements, Android Studio. anında çeviri, application dictionary, ask.gpt, audio cinematic para, autoclick, bipsiz konuşma modu, bluetooth audio, bipsiz konuşma modları, Evet, bipsiz konuşma modları. bluetooth audio, browse now, mevcut, bipsiz konuşma, Mesela browse now, mevcut, bunu mu kuracağız? bluetooth, Bluetooth mesela. açıklama, yazı, Burada açıklaması var yine aynı şekilde. Eklentinin eylemler düğmesi altı. burada kur var. Bağlan menü. Kaynak kodu ke. Kur ke. Kur dediğiniz zaman arkadaşlar eklenti kurulumu hazırlanıyor. Bu pencereyi kapatmadığınız sürece eklenti devreye girmiyor. Ya zaten orada sizi uyarıyor hani işte yeni değişiklikler yapıldı. İşte Nevada'nın yeniden başlaması lazım vesaire. Şimdi Eklenti mağazası. eklenti mağazası bu şekilde. Açık, mevcut ek, arama, uyumsuz ek, kanal, kontrol sekmesi. Yüklü uyumsuz eklentiler sekme sayfası seçili. Buradan da yüklü uyumsuz eklentilerimizi görüntüleyebiliyoruz. Kanal, seçim kutu, etkin devre dışı, arama, yazı alanı, kurulu uyumsuz eklentiler, liste altı. Seçili eklenti yok. Evet, gördüğümüz gibi eklenti yok. Kurulu, arama, etkin devre, kanal, seçim kutu, kontrol sekmesi, yüklü uyumsuz ek. Başka da bir seçenek kalmıyor arkadaşlar burada. Anlatacaklarım bu kadar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.